gördükten sonra izleyici bir zaman sonra o dile alışıyor. Fakat çok gerçekçi olması gerekiyor mu? O ayrı bir tartışma konusu. Belki de gerekmiyor. Ama ben şuna inanmıyorum. Yani çok hayattan günlük dille yazılmış diyaloglar değil onlar. Ben kendi adıma o yüzden edebiyatla ilişkimin güçlü oluşuna ve bu dile alışık oluşuma bağlıyorum birazcık bunu yadırgamamayı, o kadar. Doğru söylüyorsun ama şu var, ben şunu söylemek istiyorum daha çok. Şimdi diyaloglar çok gerçek hayattan, hani günlük hayatta konuştuğumuz şeyler değil ama onları inandırıcı hale getirmek daha da zor. Yani sinemada onu daha inandırıcı, yani kabul edilebilir, seyircinin yabancılaşmayacağı hale getirmek için daha da ekstra çaba sarf etmek gerekiyor. Tabii, doğru. Yani ama inanmada Shakespeare bile okurken insanlar o dile alışıyorlar. Yani günlük hayata dair olmasa bile o diyaloglar, yani Shakespeare bile okusa o dile alışıyorsun. O kitabı Shakespeare'in diliyle okumaya devam ediyorsun. Ama edebiyata toleransınız fazla bence. Kesinlikle fazla edebiyat. Yani çünkü sinemada bak, yani ben biraz da çektiğim için de ben bunu şey yapıyorum. Araya gıdalar, başka şeyler koymak gerekiyor. Bunu çalışmıyor. Aynen söylendiği zaman çalışmıyor. Tabii. Yani buna ilk yazı deniz daha iyi. Evet, oyuncular var. Onun için savaşan ne oldu? Ama bence oyuncular birazcık zorlanıyorlar. Bence zorlanıyorlar. Çünkü çok kullan, yani çok birebir uymasını istiyorsun bazen. Oyuncular aslında oturtamadığı zaman biraz kilitleniyorlar. Sonra o kilidi açmakla uğraşıyorsun sen daha doğallaştırmak için. Yani belki buna Deniz daha iyi cevap verir. Hadi bakalım. Vallahi ne eğlenceli konular bunlar gerçekten. Şimdi evet, bu cümleleri